Değerli arkadaşlar, bugün 15 Haziran 2021 D8 İslam Ülkeleri Birliği'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü. Hepimizin bildiği gibi geçmişe bir göz atarsak Refah Gül Hükümeti döneminde Başbakan Necmettin Profesör Doktor Necmettin Erbakan Bey'in başkanlığında İslam ülkelerinin bir araya gelip dünyanın nizam hatırında içmesi, dünyada barışın, kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün, savaşın değil, barışın hakim olması için bir hamle başlatmıştı. O hamle maalesef sonra devam ettirilmedi. Mevcut hükümet AB'nin peşinde, Avrupa'nın peşinde, NATO'nun peşinde, ABD ve İsrail'i kendisine dost edinerek bir küs, bir barışık bir vaziyette maalesef tamamen pusulasız, yol haritasız bir şekilde devam etmekte. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'ne girme müteselatı içerisinde zinanın serbest bırakılması, İstanbul Sözleşmesi, ondan sonra bu LGBT'nin aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi'nin dahilinde domuzun kasaplık hayvanlar sınırına girmesi et olarak bunlar için çeşit tavizler verildi. Zaman zaman dikleniyorlar, bağırıp çağırıyorlar, portaka kesiyorlar Hollanda'ya kızdık o zaman. Dolar yükseldiği zaman doların üzerinde tepiniyorlar ama maalesef bugünlerde gene Sayın Cumhurbaşkanımız Ermeni soykırımı söyledi Biden, ABD Başkanı. Ona ilk görüşmemizde hesabını soracağım dedi. Dün de elhamdülillah bu konu gündeme gelmedi diye böyle pusulasız bir şekilde devam ediyorlar. İslam aleminin bu zilletten kurtulması ancak İslam birliğinin kurulması ile olur. Ben sadece bir insan Niyazi Yılmaz olarak İsrail'in Gazze'de yaptıklarını, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da yaptıklarını kınıyorum, lanet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da kınıyor, lanet ediyor. O zaman sadece bir vatandaştan hiçbir farkı kalmıyor. Halbuki kendisinin bulunduğu konu, icraat olduğu, yapılması gereken şeyleri yapması lazım. Nasıl Azerbaycan'a sehaları gönderdiyse, İsrail'e de göndersin silahları. Yani Mescid-i Aksa bizim için en kutsal olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emanet olan ve bizim kendi öz malımız olan bir dönüm. Bu noktada Allah nasip eder, Saadet Partisi Milli Görüş tekrar iktidara gelirse İslam birliğini tekrar ikiye edeceğiz. D8'de gelecekte dağılmış olacak. Bütün ezilen ülkeler, insanlık bu şekilde yüzü gülmüş olacak. Sadece İslam alemini bir araya getirmek değil. Ezilen bütün kesimlerin biz kılavuzu olacağız, sözcüsü olacağız, savunucusu olacağız. Değerli kardeşlerim, AK Parti 19 yıldır başladı. Medyayı devletin imkanlarını kullanarak, vakıf halkı, çeşitli bankaların kredilerini kullanarak Doğum Grubu'ndan satın aldı, Demirören Grubu'na geçirdi. Diğer medyaların hepsini satın aldı. Baskıyla, dayatmayla, güçle, kuvvetle medyayı ele geçirdi. Bu son zamanlarda ayyuka çıktı. Bürokratlara, devletin temsilindeki insanlara birden fazla maaş veriyor. Özellikle bürokratların da nemalanması için gerektiği yerde tavuk koymamaları, imza atmamalarını önlemek için bir bürokrat bakıyorsun bir yerde müşteşar, başka bir bankanın yönetim kurulunda ek bir maaş alıyor. Başka bir yerden bir maaş daha alıyor. Yani 3-5 maaş alıyorlar. Ve bu şekilde bürokratları, medyaya geçirdiği gibi bürokratları nereye geçirdi. Geçmişte Sedat Peker, muhalefete size kampanyosu yapacağım dedi. Sedat Peker'e koruma verdiler. Sedat Peker'i devlet törenleriyle karşıladılar, ağırladılar, her türlü ihtimamı gösterdiler. Çeşit fotoğraflar pozdurdular. Şimdi Sedat Peker videoları görüyor, o videolara terör örgütünün başı diyorlar veya işte organize suç örgütünün lideri diyorlar. Şimdi organize suç örgütünün lideri dediği insan her konuştuğunda İçişleri Bakanımız konuşuyor videoda.
Ne doğru ne yanlış biz bilmiyoruz. Ama bizim İçişleri Bakanımızın mafyayı önlemesi lazım ki, yer altında kalanları engellemesi lazım ki, Sayın İçişleri Bakanımızın bu işin içerisinde yer almış mı, almamış mı, yukarı hep biz tereddüde düştük, şüpheye düştük. İçişleri Bakanı nasıl olur yer altında bir dünyasıyla, mafyayla, korkola, kucak kucağa itişiyor? Ya bu nasıl bir demokratik ülke? Böyle bir şey olabilir mi? Bütün Türkiye'nin gözü kulağı şimdi videoların konuşulmasında. Çanta çanta para verdin diyor. Ya onu bir savunma yapmıyorlar. Ya, Havza-i Beşer Nisyan ile manudur diye diyorlar ki bunlar söyler söyler bu adam herkes unutur. Şimdi devlet bir insanı gidiyor başka bir ülkede otelde basıp öldürmeye kalkıyor. Biz Suudi Arabistan, Türkiye'de Adnan Kaşıkçı şey yaptı, gazeteci ismini şu anda hatırlamıyorum. Canlık. Onu katletti, kıyametler koptu. Yani bu nasıl demokratik bir ülke, Suudi Arabistan nasıl bunu yapar? Biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu duruma düşmemeliydi. Bu hale düşmemeliydi. Bu adamın bir takım iddiaları var. Doğru mu yanlış mı? Aydınlatın, millete aydınlatın. Yalan söylüyorsa diye çok kanatın sahibi olsun. Ama yani adam durup dururken, yani kendi kendisine fantezi bir dünya çizip de bu kadar uyduramaz ki. Yani bu işin doğrusu nedir, yanlışı nedir? Bunun aydınlatılması lazım. Ben de yere geçirmiş, mafyayla işbirliği yapıyoruz. Bürokratları ayarlanmışsın. E ondan sonra iş adamlarına, yani fakir para kırılırken, ben perişan olurken iş adamlarının vergi borçları şey yapılıyor, vergi borçları affediliyor. Yani aynı insanlara veriliyor ihaleler, ihaleler şeffaf değil. Kıyametler kuruyor, yani karanlık hepsini, iş şeffaflık diye bir şey yok. E şimdi bu ortamda sen bu gücü ele geçirmişsin, ondan sonra insanlar korkmaya başlıyor. Biz bu yaşımıza geldik. Devlet dönemini, Özal dönemini, daha önceki dönemleri, Cenk dönemini hepsini yaşadım. Ben bu kadar baskıcı, bu kadar zor bir dönemi geçtiğini hatırlamıyorum. Tamamen Türkiye bir karanlığa gidiyor. Ve oraya birazdan geleceğim. Yani Türkiye'de kıyametler kopuyor, kimsenin umurunda değil. Değerli kardeşlerim. Hazreti Adam 128 milyar dolar nereye gitti? Meçhul. İşsizimiz yalnız başına gidiyor. Ya efendime söyleyeyim, çiftçi el kurak, kuru ziraat yapan çiftçiler özellikle kuraklıktan dolayı perişan hale geldiler. Girdiler çok pahalı. İlaç fiyatları, zira ilaç fiyatları arttı. Gübre fiyatları %100'den fazla arttı. Şimdi bu sene kuraklık var diye belki buğday arpa diner bize para ediyor. Ama yani kuru ziraat yapanlar ne perişan oldu? Böyle olmaz ki. Yani insanlar kaderlerine terk edilmiş. Kendileri fil dişi kulelerinde, sırçan köşklerinde kim diyorsa ben işsizim yalan söylüyor. Kim diyorsa ben fakirim yalan söylüyor. Kim diyorsa ben açım yalan söylüyor. Böyle bir şey var mı? Geçen yıl pandemi başladığında Urfa'da 300 bin polis satıldı, dağıtıldı. 300 bin polis. Yani millet fakir olmasa evine yapıda maddesi alır mı kolide? Demek ki Türkiye gittikçe fakirleşiyor. Bir tarafta zengin, muttazım. Zaten Türkiye'de şu anda muttazım eşittir AK Parti ve yandaşları. Ezilen kesin mutsuzlar dediğin zaman fakir halk. Mutsuzlar eşittir halk. Muttazım eşittir AK Parti ve yandaşlar. İşte safhada. E şimdi böyle olunca sevgili kardeşlerim, yani muhalefet olarak bizim bunları söylememiz gerekiyor. Şimdi yerel olarak Urfa'ya gelin. Şanlıurfa. Ülkenin en önemli şehirlerinde 8. şehir. Urfa, Orta Doğu'nun Bağdat gibi, Şam gibi en meşhur şehirlerinden, en kadim şehirlerinden biri. Aklın başlayalım. Urfa'da genç nüfus çok fazla. Urfa tarımın
tavım yani tahıl anları olan bir yer. Çünkü Halk gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük projesinin hayata geçirdiği yer. Urfa, yanı başımızda Gaziantep var, Mardin var ama kadim şehir olarak, peygamberler şehir olarak Göbekli Tepesi ile diğer inanç turizmiyle Urfa'nın yani Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri. Ama sevgili kardeşim, bugün istatistik bilgiler var. Türkiye'de okur yazar oranının en az olduğu yani okur yazar oranı en olmayan kesim Urfa birinci sırada. Urfa'da en yeri üniversiteleşme oranı %1.5. Yani Urfa'nın TAP projesi hayata geçirilmiş mevsimliğidir. Halfeti'yi görüyorsunuz, Halfeti'nin Antep tarafına bakıyorsunuz Avrupa, Urfa tarafına bakıyorsunuz Afrika. Belediyelerimiz halk getire. Belediyelerimizde kapalı var. Aynen yukarıda tepede olduğu gibi. Nasıl birkaç maaş veriyorsa yukarıda bürokratlara, burada da akraba, eş, dost, AK Parti genç kolları, AK Parti kadın kolları, AK Parti yönetim kurulu, AK Parti belediye meclis üyesinin eşi, çocuğu, bunların hepsi belediyelerde işe giriyor. Sanki Türkiye'de başka insan yok. Bir tek AK Partiler var. Yaşamaya en layık olanlar AK Partiler. Diğerleri hepsi ölsün. Ölsün, gebersin diğerleri. Bir tek AK Partiler yaşasın. Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi sevgili kardeşler? Yani şimdi geldiğimiz noktada bakıyorsunuz, yani biz muhalefet, biz bunu söylüyoruz, öfkeleniyoruz belki. Ama dün ben baktım, bir milletvekili, AK Parti'nin bir milletvekili diyor ki, sağlık konusu Urfa'da keşmekeş. Ya biz bunu defaatle söyledik. Sağlık konusu Urfa'da keşmekeş. Bir şehir hastanesi dediler, yılan hikayesine dönüyor. Sağlıkta, hastanelerde buyruklar, koridorlar dolu. İlgi alaka yok, doktor eksik. Ya Türkiye'nin 8. büyük şey. Öyle bir anlayış olabilir mi ya? Öyle bir anlayış olabilir mi? Sevgili kardeşlerim. Yani artık ısrar çuvalı sığmıyor. Kendi milletvekilleri kendilerini eleştiriyor. Besse Organize Sanayi Bölgesi. Dün AK Parti'nin meclis üyesi Besse Organize Sanayi Bölgesi'nde bir takım oyunların döndüğünü, bir takım rantların yaşandığını kendi işlerinde kendileri tehdit ediyorlar. Besse Organize Sanayi Bölgesi'nin genel harika. Hayata geçirmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, Urfa'nın ana damarı olan Kavşak Rantası olan Çelik Kuvveti yapıldı. Çelik Kuvveti yapılması 3-4 yıl gecikti, ertelendi. Şimdi Çelik Kuvveti yapıldı, hayata geçirdi. Bir defa bağlantı yolları, Kuzeybatı bağlantı yolu, Evren Sanayi'ne giden, Organize Sanayi'ne giden, efendime söyleyeyim, otu alım satımlara giden, hayvan pazarına giden, eski Antep yoluna giden, o yol kavşak nasıl ertelendiyse, o yol da ertelendi. O yolda hayat yok, şu anda durmuş. Bu ne zaman şey hayata geçirilecek? Çünkü siz engel Karaköprü'den çıkan birisi Abide'ye gelecek, Abide Kocaman'a dönecek, oradan Evren Sanayi Sitesi'ne gidecek. Ama halbuki bu yol yapılsa, Kuzeybatı yol yapılsa, hiç şehrin içerisine girmeden, şehrin trafiğini yoğunlaştırmadan direkt Kavşak'tan Evren Sanayi Sitesi'ne gidebilir. Ve yine Karaköprü'de 50 metrelik yol yapılıyor, Maçlı'dan geçen yol. Çevre yollarının bir an evvel hayata geçirilmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de son 30 yılda ciddi bir kentleşme oldu. Kırsal kesimden kente hızlı bir göç oldu. Urfa bu göçten çok fazlasıyla nasibini aldı. Suriyeliler geldi, en genç nüfus Urfa'da, doğu oranı en fazla olan il Urfa. Ama Urfa şehircilik olarak, çağdaş şehircilik, modern şehircilik olarak bakıyorsunuz, Türkiye'de Konya, Kayseri, Eskişehir. Yani postmodern çağdaş şehir olmuşuz. Postmodern şehir olmuşuz. Ötekilerden bakıyoruz yanı başımıza Antep ile Diyarbakır modern bir şehir olmuşlar. Ama Urfa yani şehircilik 30 yıl geriden takip ediyor.
Kadını yapmak şehircilik. Yolu paket yoldan asfalta çevirmek şehircilik. Yaşar'ın balık ayağında burada 6 saat düz su gelmedi. Yani Fırat gelmiş, Fırat yanı başına gelmiş, Fırat hiç kurumayacak bir şey. Fırat gelmiş, o Fırat'ın suyu Urfa'ya gelmiş. Ama bunlar verme becerisini gösteremiyorlar. İnsanların evlerine o suyu verme becerisini maalesef gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, üniversitemizin şahlanması lazım. Belediyelerimizin şahlanması lazım. Gelecekte Urfalı gençlerimizin, çocuklarımızın Urfa'da yaşanabilir bir şeyin olması için var gücüyle bizim çalışmamız lazım. Onları o şekilde miras bırakmamız lazım. Bu çerçevede sevgili kardeşlerim, dün mesela bir takım şeyler var, trajikomik ama onları da söylemeden geçemeyeceğim. Ceylan Belar'da çiftliğin kenarında köylü koyunu otlatıyor. Özbürük, diğer koyunlarla rehin tutuyor. Koyunlar rehin tuttuğu için bir şey adlayamıyor. Hancılık yapıyorlar herhalde, o tecrübe yapıyorlar. Onlardan adlayamıyor, koyun başına para tutuyor. Böyle bir mantık olabilir. Böyle bir devlet olabilir. Yani artık keyfilik alabildiğini alacak. Öteki taraftan şeye bakıyorsunuz. Viran şehirde zabıta belediyenin arabasıyla taksicilik yapıyor. Bu da ayrı bir konuydu. Yani çalıyorlar, bulunuyorlar, zıplıyorlar, hopluyorlar ve bu memleketi bu hale getirdiler. Sevgili kardeşlerim. Bir Saadet Partisi olarak, bir Muhalefet Partisi olarak biz herkesi kardeşimiz kabul ediyoruz, bazımıza basıyoruz. Yeter ki doğruları yapsınlar. Doğruları yapsınlar, biz burada basit toplantısı yapalım. Kendilerini övelim, onur edelim, methedelim. Ama yanlışları yaptıkları müddetçe ülke içinden çıkılmaz bir hale düştü. Maalesef bu şehirde, bu ülkede insanlar... Bakın gene bir çok trajikomik bir şey söyleyeyim. Geçen AK Parti'nin Urfa'da çok yetkili birine dedim ki intiharlar Urfa'da çoğaldı. Abi diyor onlar aşk intiharı. Ama aşk intiharı yalnız fakirlerden mi olur? Yani Urfa'lar nasıl sevdalanıyormuş? İntihar edecek bu şekilde sevdalanıyor aşk intiharı. Yani sırça köşeklinde bir iş kulelerinde oturuyorlar insanlarla dalga geçiyorlar. Aşk intiharı. Böyle bir çapılma, böyle bir olay, böyle bir imza konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, tekrar beni dinlediğiniz için, buraya teşvik ettiğiniz için tüm basın mensup kardeşlerime teşekkür ederim.